böyle araya o kadar uzun zaman giriyor ki her böyle çekişimde tekrar tekrar unutmuş oluyorum nasıl başlayacağımızı falan. Heyecan yapıyorum. Heyecanlıyım yani arkadaşlar. Peki niçin geri döndüm? BTS'in Butter şarkısı çıktı bildiğiniz üzere. Ben klibe reaction çekmedim çünkü o arada stream kasıyordum herkese birlikte. Twitter'da zaten aktiftim, herkes görmüştür büyük ihtimalle. Baya baya bir zorladık ve baya bir rekor kırdık. Çok mutluyum gerçekten. Dynamite'ın bütün rekorları kırıldı neredeyse. O konu hakkında ayrı bir canlı yayın falan açıp konuşabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden şimdi çok fazla uzatmadan Dynamite'ın BBMA'sdaki canlı performansına reaction çekeceğim. Aynı zamanda daha bugün dance practice videosu çıktı. Ona da reaction çekmeyi düşünüyorum çünkü ikisini de izlemedim, kendim tuttum. Başlayalım. Bakalım. Önce hangisini çeksem acaba? Önce dance practice'e çekelim. Başlıyorum. Sonra 3'lü olur, sonra 5'li, sonra 7'li olur. O bayağı güzel duruyor. Namcım ya, şok giyme lütfen. Lütfen sonra zaten asla iyi değil. Şarkıyı artık ezberledik yani. Çocuklar beni öldürecek gerçekten, yeter artık. Çok güzeldi dance practice videosu. Bayıldım gerçekten. Dediğim gibi biraz şeyi hatırlattı bana. Eski dance practice videolarını, eski koreografilerini hatırlattı. Geçişler falan çok güzel olmuş benim bu arada. Zaten çok şey, şarkı yerinde duramıyorsun dinlediğinde. Dans da öyle biraz böyle daha bouncy mi denir, yani ne şekilde denir bilmiyorum ama böyle sürekli bir hani hoplama, sürekli bir zıplama böyle durduğun yerde bile hani o tarz hareketler vardı ki normal yani. Çünkü şarkı dinlerken bile yerinde duramıyorsun asla. Bazıları stream yaparken artık hani bir günde o kadar çok dinliyoruz ki şarkıyı. Artık hani işte yemek yerken bilmem ne vesaire hani insani ihtiyaçları karşılarken kulaklığı takıp öyle bırakıp hani arkada çaldırıyorlardı şarkıyı. Ben artık şey yapamıyorum yani bir yerden sonra bağımlılık yapmaya başladı artık hani sürekli dinliyorum. Sürekli böyle. Sürekli arkada Butter çalıyor artık.
Bu arada şey de çok iyi oldu yani stream partilerde falan da hani zaten BTS şey bir kit de düzenledi. Arada böyle eski şarkıları falan koymuşlar. Onların da artık şeyleri, izlenmeleri, şeyleri, sayıları, dinlenme sayıları falan inanılmaz arttı. Bilmiyorum, bence çok tatlı bir ortamdı yani hep birlikte aynı şarkıları dinledik falan böyle. Şey chat kısmında herkes şarkının sözlerini yazıyordu falan. İnanılmaz güzel, çok eğlendim ben. Hala zaten sürekli dinliyorum. Bu arada bu yorumları sona bırakmak istiyorum. Şimdi canlı performansı da izleyelim. Bu bayağı iyiymiş diye duydum. Ay, Twitter'dan uzak kalmaya çalışıyorum çünkü yani bayağı bir şey paylaşılıyor doğal olarak. O yüzden Twitter'a çok fazla girmedim. Takip edenler zaten anlamıştır. Normalde çok aktiftim son zamanlarda. Ama işte şu iki gündür falan girmiyorum yani. Başlayalım. JK başladı. Ha, bir çocuk beni öldürecek, bir çocuk benim sonum olacak. To stage. Aa, arka plan göstermiş. Aa, resimlerde vardı bu. Yayınlanan resimlerde vardı. Konsept fotoğraflarındaydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok başka hisler yaratıyor. Ben sanki izlerken bu kadar etkilenmemiştim. Müthişti gerçekten. Klipteki dansın, işte dance practice'deki dansın ve canlı performanstaki dansın üçünün de vibe'ı bence tamamıyla farklıydı. Klipte çünkü biraz daha böyle şey, sadece nakarat kısmını koymuşlar gibiydi ve böyle daha şirin, daha hani böyle eğlenceli falan duruyordu. Canlıda asla şirin durmuyordu. Asla şirin durmuyordu yani gerçekten. İnanılmaz güzeldi. Bayıldım. Dance Practice bayağı hani birkaç kere daha izlemeyi düşünüyorum. Bayağı kaçırdığım şeyler oldu büyük ihtimalle çünkü.
harikalar zaten, diyecek bir şey yok. Senkronizasyonları müthişti, bayıldım. Geçişler çok güzeldi, ona bayıldım. Bazı vurucu hareketler vardı, amiler ne dediğimi büyük ihtimalle biliyordur. Orada zaten böyle küçük çaplı, böyle bir taşı kardık falan oldum yani hani. Klip hakkında, yani zaten çokça kez izledik. Hani Gülşah'la Irmak da reaction çekti, onu da izleyin bu arada izlemediyseniz eğer. Müthiş bir klipti bence. Siyah beyaz başladı falan. Siyah beyaz zaten bayılıyorum ben hani. Baştan böyle resmen vurdu yani hani. Öldürücü vuruş baştan yapıldı, sondan değil. Army yazısı işte klipte, o mahvetti gerçekten. Üyelerin bireysel dansları asansördeki mahvetti. Yani o kadar böyle şey noktalar vardı ki. İlk klibi izlediğimde zaten sabah 7'de çıkmıştı. Alarm koymuştum hani. Uyandım böyle, uykuluyum falan, yataktan kalktım böyle hani, gözlerim böyle kapalı falan, açtım işte şey, geri sayım vardı zaten 15 dakikada. Açtım böyle, gözlerim kapalı izliyorum falan ama klip başladı, gözlerim bir açıldı. Tamamen uyandım yani. Ve şey hani, armiyasını falan gördüm zaten, direkt böyle gözlerim falan çok doldu. Ağlamış olabilirim, olmayabilirim, neyse. Ya, müthişler gerçekten. Yani kendileriyle yarışıyorlar sadece. Dynamite'ın rekorlarını kırdık hep birlikte, BTS ve ARMY olarak. Ben de bu comeback'te bayağı bir aktiftim yani. Hani önceden çok yoğun olduğum için olamıyordum maalesef. Ama pandemi bazen işe yarıyor bazı şeylerde, bazı konularda. Genel olarak çok güzel bir şey olsa da. Bu comeback'te bayağı aktiftim, çok mutluyum yani gerçekten. Bilmiyorum, bence çok eğlenceli bir dönemdeyiz şu an. Stream kasıyoruz hep birlikte, tadını çıkarıyoruz falan. Bir sürü başarılar yine, yenileri ekleniyor, yeni rekorlar falan. Çok güzel yani, BTS zaten artık hani başarmadığı şey var mı falan diye düşünüyorum ama her seferinde yeni bir şey başarınca, aa bu da varmış, bunu da başardı falan. Yeni bir şey ekledik listeye tarzı düşünceler geçiyor kafamdan. Zaten kesinlikle bence sadece kendisiyle yarışıyor. Başka kimseyle karşılaştırmıyorum bile. Hani biliyorsunuz olayları, Spotify'daki vesaire falan. Asla zaten hani mantıklı değil yani. Azıcık hani gözünü açıp baktığında neyin mantıklı olduğunu anlıyorsun yani. O yüzden hani bu tarz şeylere yapacak bir şey yok bence. BTS her zaman hile veya işte hani yani evet, hile yapmadan gayet başarısıyla, yeteneğiyle, hani samimiyetiyle falan her zaman kazanacak zaten yani. Hani arkasında ARMY var. Şarkıda da söylediği gibi biz varız arkasında yani. O yüzden her zaman destekçisiyiz yani. Ne diyebilirim ki? Müthiş bir performanstı, müthiş bir dans practice videosuydu. Birkaç kere de daha izlemem lazım tabii. İlk seferde, çünkü ben genelde bayağı bir şey kaçırıyorum çok heyecan yaptığım için. O yüzden tekrar izleyeceğim arkadaşlar. Umarım siz de benimle birlikte zevk alarak izlemişsinizdir. Yakın bir zamanda inşallah, eğer aksilik olmazsa, Büşra Irmak ben bir Instagram'da ortak yayın açmayı düşünüyoruz. Çünkü biz de birbirimizi göremiyoruz ve çok özledik yani hani, ve sizlerle etkileşim halinde olmayı da çok özledik. Öyle bir şey yapma düşüncemiz var. Biraz aksilik yaşandı. Bu videoları da daha erken paylaşacaktım normalde ama birkaç teknik aksilik yaşandı her zamanki gibi. O yüzden şimdi paylaşabiliyorum. En kısa zamanda inşallah Instagram'da da yayın açabiliriz. Sizinle hani sohbet etmek gerçekten özledik yani hani. O zaman görüşürüz diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Stream yapmaya devam edin, lütfen bırakmayın. Zaten şarkı bağımlılık yapıyor, sürekli dinlemek istiyorsun. O yüzden de çok da bir şey söylemeye gerek yok. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.